أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nisa suresindeyiz. 122. ayetindeyiz. Estaizu billah. Suresi 122. ayet. Ayete geçen ders başladık. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ve iman etmiş olanlar وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ ve salih amelleri yapmış olanlar, işlemiş olanlar. Allah bunlarla ilgili سَنُدْخِلُهُمْ biz onları sokacağız, dahil edeceğiz. Cennetin cennetlere geçen ders konuştuk bununla ilgili. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ altından nehirlerin aktığı. Bununla ilgili de uzun uzun konuştuk geçen ders. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا orada sonsuz varlıklar olarak bunda da, bunun üzerinde de geçen ders düşündük. Ebeden ebediyen kalıcı olmak üzere sonsuz varlıklar olarak Allah onları altından nehirlerin aktı cennetlere sokacağını haber veriyor. Akabinde وَعَدَ اللّٰهِ حَقًّا Allah'ın vaadi olmak üzere bu. Hakkan, gerçek olaraktan aldatmak, kandırmak, motive etmek, yoluna koymak için değil. Bir hakkın, Cenab-ı Hakk'ın söz verdiği biçimde gerçekleşecek şekilde. Bununla ilgili de konuştuk geçen ders. Ayet şöyle sonlanıyor. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Kim daha doğru sözlüdür Allah'tan? Elbette ki ayetin ifadesini geçen ders bu ayette geçen vaatle ilgili değerlendirdik. Allah böyle vaatte bulunuyor. Sonsuz bir hayat vaat ediyor. İçinde sonsuz nimetlerin olacağı, sonsuz bir mekan ve o mekandaki sonsuz bir ikameti vaat ediyor. Akabinde وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا söz söylemek bakımından, söz vermek bakımından Allah kadar kim daha doğru sözlü olabilir diyor. Elbette birinci derecede bu ayetin kendi bağlamıyla ilgili olsa gerek. Ama bu mana tabii ki umumi. Cenab-ı Hak her söylediğinde en sadık bir şekilde o sözü söylemiştir. En doğru bir şekilde o sözü söylemiştir.
وَمَنْ أَصْدَقُ Kim daha doğru sözlü olabilir ki? Minallahi Allah'tan قِيلًا Söz bakımından, söz kurmak, sözü söylemek bakımından. Dolayısıyla Cenab-ı Hak açısından şöyle bir durum muhaldir. Yani söylemek istediği bir mesaj var, bir tema var, bir maksadı var. Fakat sözü öyle bir söylüyor ki maksadını aşıyor. Yahut maksadını aşmıyor, maksadından geri kalıyor. Yahut sağa, sola, aşağı, yukarı bir şekilde sapıyor. Yani anlamı kontrol edememe dediğimiz, biz kulların yaşadığı, sıklıkla yaşadığımız, bazen kimi insanları bu yüzden kırdığımız bir sıkıntı bu. Sözü manayı denetleyecek ve manayı istediğimiz şekilde karşı tarafa iletecek bir biçimde kurmak. Bazı insanlar bu konuda diğerlerinden daha iyi, daha dikkatli, daha güzel cümleler kuruyorlar. İstedikleri manayı daha güzel ifade ediyorlar. Bazı insanlarsa bu hususta biraz daha hünersiz, biraz daha beceriksiz olabiliyor. Ama kulların her halükarda yaşamları içerisinde bu dikkat ettikleri, 40 düşünüp bir kere konuştukları biçimde bir şey. Ama bu Cenab-ı Hak için muhal. Çünkü Allah sözü de, manayı da, bunların içinde olduğu ortamı da, bunları kullanan insanları da, başıyla sonuyla kontrol eden, yaratmış olan bir kudret. Onun için böyle bir durum söz konusu değil. Yani Allah bir şey söylemiştir ama bu kadar da demek istememiştir. Dememeliyiz hiçbir ayeti okurken. Allah böyle sonsuz, ebediyen falan diyor ama yani çok uzun zaman demek istiyor. Öyle bak, öyle tam da dediği gibi anlamamalıyız. Mana bu düzeyde değildir gibi bir yaklaşım Cenab-ı Hakk'a yaraşmaz. Başka bir husus yine sözlerle ilgili. Sözde manayı söze yeterince yansıtamamak. Bu da bir sıkıntı. Yaşadığımız bir sıkıntı. Yetersizlik. Dolayısıyla kulların kimi sözlerini biz değerlendirirken şunu demek istedi deriz, onun maksadını önden varıp biz yakalarız. Halbuki onun kurduğu cümle, attığı ok o yere kadar aslında varmamıştır. Fakat biz tüme varım yaparız, onun maksadını tahlil ederiz, sonuçlandırırız. Bu da her insanın içine düştüğü, hemen hemen her müellifin yazdığı kitapta, makalede, şu burada burada yaşadığı bir husus. Anlatmak istediğinde yetersizlik hissetmesi. Bu da Cenab-ı Hak için muhal. Dolayısıyla kalkıp Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir ifadesinde aslında Allah böyle demiş ama şunu demek istiyor diye onun işaretlediği noktanın biraz daha ötesini biz kastettiğimizde, biz belirlediğimizde, bu kez Cenab-ı Hakk'ı ifadeyi kullanırken manayı istediği yere kadar fırlatamadığını, istediği yere kadar vardıramadığını ama bizim bunu sezebildiğimizi, sezdiğimizi gibi bir şey söylemiş oluruz ki bu da Cenab-ı Hak için muhal. Dolayısıyla sözü en sadık bir biçimde, yani manayı tam da istediği adrese vardıran, belagat diyoruz buna, ulaştırma, ve bu manayı istediği muhteviyatla birlikte tam da göründüğü şekilde, göründüğü maksatla ulaştıran Cenab-ı Hak hakkında o demin bahsettiğimiz türden eksiklikleri, kusurları düşünmemeliyiz. Bu ayetin bu ifadesini umumi bir çerçevede ele alırsak bana bunları düşündürüyor. وَمَنْ أَصْدَقُ Kim daha doğru sözlüdür? مِنَ اللّٰهِ Allah'tan قِيلًا Söz bakımından. Bu ayetin bu ifadesi Kur'an-ı Kerim'de bazı kimselerin işte burada mecaz var dediği yerlerde insana dikkatli olmasını hissettiren veya burada bu kadarını demek istemiyor, burada teşbih var ya burada şu var diye sözü literal bağlamından kaçırmaya çalıştığımız her yerde bir kere daha düşünmemizi bize emreden bir ifade olarak önümüzde duruyor. Aklıma gelen bir örnek mesela. Estaizu billah. Ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben. Veya önceki ayeti okuyalım. Ya eyyühellezine amenu iza tedayentum bideynin ila ecelin musemmen fektubuh. Bir vakte kadar, bir borç ile
borçlandığınızda bunu yazın. Ayet böyle diyor. وَاِنْ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا Yazacak kimse bulamazsanız اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدِلِ Aranızda adil bir katip bunu, adalet sahibi bir katip yazsın. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ Hiçbir katip yazma bilen bir kimse yazmaktan kaçınmasın, imtima etmesin, biri kendisinden rica ederse. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْنِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ Aleyhinde yani borca giren kimse o imla ettirsin. Ben şu kadar borçluyum, borçlanmak üzereyim veya borçlanıyorum diye o kendi ifadesiyle yazdırsın. Bakın yani girişte bir yazın emriyle kalsaydı bile açıktan Allah emrediyor diyeceğimiz nitelikte bir şeydi. Orayı da aşıyor. Katibin evsafını, katibe kimin yazdıracağını. Bu ayet uzadıkça uzuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetini başıyla sonuyla tam bir sayfayı ihtiva ediyor. Muazzam detaylara iniyor, çıkıyor. Süreyle alakalı, yazıcı bulunmadığı, yazacak kimse bulunmadığı takdirde bir şeyin rehin tutulması vesaire dallandırdıkça, detaylandırdıkça detaylandırıyor. Ama biz bu komple Kur'ani yaklaşımı, ilahi yaklaşımı farz olarak değerlendirmiyoruz. Diyoruz ki ayetin görünümü farza kadar yani bir düşünün bir manayı fırlatıyor. Geldiği yer en uzak nokta ne olabilir? Emirde en zor. Farza kadar vardırmış bunu. Hatta farzın üstüne de birkaç çekiç vurmuş. Biz diyoruz ki aslında buraya kadar bunu Cenab-ı Hak vardırmak istememiştir. Tutuyoruz Cenab-ı Hakk'ın muradını geri plana çekiyoruz. Biraz daha gerilere. Tavsiye ediyor. Kuvvetle tavsiye ediyor. Biçiminde. Yani Cenab-ı Hakk'ın yusikumullahu idâ tedayentum bidehnin biçiminde bir söylemiş veya bu sizin için işte yazsanız daha iyi olur kabilinden. Daha farzdan biraz daha geri planlarda bir yeri işaretlemişçesine manayı oralara çekmeye veya çekiyoruz veya çoğu zaman çekiyoruz. Bu mesela böyle yaptığımız zaman bu ayet aklıma geliyor. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Bizim anladığımız biçimin Arapça karşılığı vardı ama ayette öyle değil. Orayı geçer bir noktada tam da böyle üstünü kuvvetle vurgular bir biçimde ifadeler bunlar. Uzun uzun, Kur'an'ın uzun ayeti. Biri sorsa Kur'an'ın uzun ayeti neyle alakalı? Herhalde tevhidi anlatan, Cenab-ı Hakk'ın birliğini, kudretini anlatan bir ayet diye aklımıza gelirdi. Kur'an mesajının en temeli olduğu için. Ama borçla ilgili borcu anlatan, bu manadaki izahatları veren bir ayet. Ama biz ayeti genel kapsamı ve görünümünü dikkate alacağımıza biraz daha geri planlarda bir yerleri çiziyoruz manayla alakalı değerlendirme yaparken. Bu ayet o zaman bir kez daha düşündürüyor. Bu ayetin Kur'an'da bir benzeri daha var. Estaizu billah. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Kim Allah kadar hadis, o da söz demek, anlatım demek. Allah anlatma bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Anlatıyorsa bir vakayı bize geçmişle ilgili, bir peygamberle ilgili, başına geçenlerle ilgili en doğru biçimde anlatıyordur. El hakku min rabbike fe la tekunenne minel mumterin. Rabbinden sana gelip ulaşan bu malumat haktır. Bir hakkın aynen anlattığı biçimde gerçekleşmiştir. Allah bu manada da bir yetersizlik, rivayette aktarırken de böyle bir yetersizlik Cenab-ı Hak için muhaldir. İşin en güzel tarafı Allah sözünün en doğru, en şaşmaz, en sadık olduğunu vurguladığı bu iki ayetten bir tanesi vaadi ile alakalı. Yani geriye dönük bir şeyle ilgili değil de ileriye dönük bize vaat ettiği ve bizim açımızdan en sağlam olmasını bekleyeceğimiz. Çünkü bütün yaşamımızı bu ümit üzerine kuruyoruz, bu beklenti üzerine kuruyoruz. Bu yaşamın geçiciliğinden yıldığımız, bıktığımız, usandığımız ve onu artık ikinci plana attığımız bir yerde yeni bir ümide kapılıp sonsuz bir yaşam heyecanına bağlandığımız yerde
bu vaadin en yani bizi motive eden en güçlü şey bu. Bu vaadin sağlam olmasını bekleriz. Cenab-ı Hak da sözünün en doğru, en sadık, en gerçekçi olduğunu, kendisinden daha gerçekçi, daha doğru sözlü kimsenin olmadığını söylediği ayet onun bizi en çok ilgilendiren, en büyük beklentimiz olan cennet vaadiyle ilgili bir bağlamda geliyor. Dilerseniz diğerinin de bağlamına bakalım. Madem bağlam değerlendirmesi yaptık. Allah vaadini değiştirmez. O da başka bir tarafından manayı kuvvetlendiriyor. Evet. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا. O da mı Nisa'da? Bu Nisa suresi de hazine gibi maşallah. Nisa'dan başka her şey. وَمَنْ أَصْدَقُ, Nisa'nın yanı sıra baya bir şey var. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ. Evet, o da Nisa'daymış. Ve yakınlarda bir yerde, o da herhalde ya da geçmiş. Geride bırakmışız onu da. Nisa suresi 87. ayet. Önün arkasına bakmak için ayete gideyim. Hatta biraz daha aşağıdan. Allahu la ilahe illa huve. O Allah ki yegane, biricik ilah. Kendisinden ayrı bir ilah söz konusu değil, yok. Le yecme'annekum. Kesinlikle sizi cem edecek, toplayacak. Ölümle yok olmayacaksınız yani. Tekrar sizi var edip cem edecek, bir araya getirecek. Nerede? İlâ yevmil kıyameti. Kıyamet gününde, kıyamet gününe doğru olan süreçte Allah sizi kesinlikle cem edecek. La raybe fi. Bu bilgide herhangi bir tereddüt, kuşku, hiçbir şey yok. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا. Kimmiş Allah'tan veya kim olabilir Allah'tan daha doğru anlatım, daha doğru söz sahibi? Dikkat ederseniz bu da yine ölüm sonrası olan ahiret inancıyla alakalı bir bağlamda geliyor. Yine deminkiyle benzer bir bağlamı var. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا. Sizi toplayacağı yerinde kuşku yok. Yani la yuhlifullahul mi'ad. Allah mi'adını değiştirmez. O yüzden bu bizim bu ayet üzerinde şu nedenle duruyorum. Bu bir meal çalışması yapıyoruz ya. Bu meal çalışmasında bizi en çok etkileyen ve dolayısıyla da belki Türkçesiyle çoğu zaman kulağa değen, yani kulak tırmalayan, ondan sonra kırık dökük görünen, bazen kelimenin kendi asli manasına sadık kalalım diye bir sürü zahmet çektiğimiz, yorumlardan olabildiğince kaçmaya, bize ait yorumlardan olabildiğince kaçmaya, bunu yaparken de işte hedef metinde bayağı bir zorlu sahneler yaşamamızın hepsinin altında yatan esas neden bu. Çünkü geri dönüp öncekilerle ilgili önceki tefsirler yahut önceki yorumlar, önceki meallerle ilgili bir yoklama yaptığınızda şöyle, en çok yanıldıkları şey, en çok ayetin görünür anlamından uzaklaştıkları yerlerde hataya düşmüşler. Yani bir adım öne gidip Cenab-ı Hak şunu demek istiyor diye hedef metne geçerken tam da o dediği, yani anladığını yansıttığında, bu arada tabii birkaç kelimenin asli manasından vazgeçerek yanına birkaç kelime de o yeni anlamı oturtabilmek için birkaç böyle direk gibi koyaraktan oluşturduğu o yapı zamanla, çünkü Kur'an'ın dinamik bir yapısı var, zamanla her yeni gelen nesle inkişaflar açıyor. O müteşabih boyutunu aydınlatıyor, belirginleştiriyor. Bu sefer o anlam zuhur ettiğinde, inkişaf ettiğinde geri dönüp bakıyorsunuz, o türden yatkınlığı olan, elini böyle rahat davranmış olan hepsi dökülüveriyor. O yüzden o an için bize şey de gelse, zorlayıcı da gelse, kelimenin kendisine sadık kalalım, anlamına sadık kalalım diye
epeyce bir zorlanıyoruz meal yaparken ve bu bakımdan da bayağı da bir eleştiri alıyoruz. Ama bu eleştiri yapanlar hep şu ayeti düşünsünler. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Söz bakımından kim Allah'tan daha doğru sözlü olabilir? Allah o kelimeyi oraya koymuşsa bu bilinçli koymuştur. Çünkü Allah bir manayı ifade edeceği zaman oturup dağarcıktan kelime seçmiyor. İşte ha, en uygunu bu demiyor. O onu da yaratıyor. Dolayısıyla orada bir şey sorunu yok. Yani ifade etmediği için kullanacağı kelime eksikliği, kıtlığı, böyle bir sorun Cenab-ı Hak için muhal. Kullanmışsa o kelimeyi öylece oracıkta bütün anlamayı, anlama yoğunlaşmasını hep o kelimenin kendisini yok saymadan, onu başka bir kelimeyle değiştirmeden yapmak sanırım en isabetli yol olsa gerek. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Kimdir Allah'tan daha doğru sözlü olan? Geliyorum şimdi müfessirin ayetle ilgili tefsirlerine. Ey yani, اَمَنُوا iman ettiler billahi Allah'a. Kimleri tarif ediyor Allah bu ayette? İman etmiş olanları. Sadece Allah iman etmiş olanlar diyor. Neye iman ettiklerini ayette açmadığına göre, Kur'an-ı Kerim içerisinde Allah nelere iman etmekten söz ediyorsa tafsilatlı biçimde orada burada hepsini kapsayacak demektir. Bazen şöyle de yapabilir Cenab-ı Hak, Allah'a iman etmiş olanlar deyip bunlardan en temel olanı zikredip devam edebilir. Veya yanı sıra ahireti zikredebilir, en temel ikisini verebilir. Ama bu yine mümin vasfını, yani mümin diyebildiğiniz için bir kimseye Kur'an'ın bahsettiği, iman etmeyi zorunlu gördüğü her şeyi yine içine alacak şekilde düşünülmeli. Aksi takdirde eğer böyle yüzeysel kalınacaksa, o zaman burada iman etmiş olanlar neye? Herhangi bir şeye iman etmiş olanlar da demek ki cennete girecekler. Yorumu nasıl muhal ise, başka bir yerde sadece Allah'a imandan söz ettiği yerde Cenab-ı Hak ödülden vaat ediyorsa, o zaman demek ki bunlar da cennete girecek, Allah'a iman ediyor demek de o kadar aynı sakat kalır. Bu özellikle işte Hristiyanlar, Yahudilerle ilgili geçen ayetlerde Cenab-ı Hak sanki orada başlayacaktı. İşte Allah'a iman edecekler, meleklere, elçiye, özellikle son elçiye, gönderdiğim kitaba vesaire hepsini sıralamalıydı ki öyle bir hükme varamayalar. Yani işte şunlar şunlar da cennete giremeyecek diyeler. Halbuki Kur'an bir bütün olduğuna göre ve hepsi Allah'tan olduğuna göre, o zaman Kur'an'da neyden iman etmeyi zorunlu saymış ise Kur'an, onların hepsini içine alacak şekilde, velev ki böyle büsbütün mutlak bırakmasa bile birkaç Allah'a imanı, ahirete imanı mesela, veya yanı sıra birkaç şeyi bile anmış olsa, onlarla sınırlı düşünülmemeli. Çünkü bu kitabın bir bölümüne sondaj yapıp diğer tarafına kör kalmak gibi bir şeydir. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Siz kitabın bir kısmına inanıyor, bir kitabın bir kısmını yok mu sayıyorsunuz? Allah başka bir yerde diyelim ki bir hüküm belirtecek, buna imandan söz edecek ve buna iman etmeyenleri cehennem ile tehdit edecek, iman etmiyorlar diye. Siz tam da böyle bir hükmü umursamayacaksınız başka bir ayeti değerlendirirken. O ayette iman, şuna iman edenler, Allah'a iman edenler demiş diye sadece. Tamam, o zaman Allah'a iman edenler cennete girecek. Halbuki belki söz de Cenab-ı Hakk'ın sözü. Ve kitap kendi içerisinde bir bütün olarak görülmeli. Burada nasıl mutlak bırakıyorsa Cenab-ı Hak ve bunu yadırgamıyorsak, iman edenler dediğinde de neye iman ederse etsin anlamına gelir diyemiyor isek, bunu bir iki şeyle örneklerse bile yine kitapta imana dair zorunlu olan her şeyin kapsam dahilinde kalması gerektiği, aklın emrettiği bir şey, aklın öngördüğü bir şey. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman etmiş olanlar. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ve salih amelleri işlemiş olanlar. Müfessir burada şimdi tafsilata girdi. بِاللّٰهِ Allah'a iman etmiş olanlar. وَمَلَائِكَتِهِ meleklerine iman etmiş olanlar. وَكُتُبِهِ kitaplarına iman etmiş olanlar. وَرُسُلِهِ elçilerine iman etmiş olanlar. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ahiret gününe iman etmiş olanlar. وَالْقَدَرِ ve kadere iman etmiş olanlar.
hayrihi ve şerrihi, hayırlısına ister hayırlı olsun, ister şerli olsun. Tabi bu kısmını insanlar tartışıyorlar. Müfessir bu kısmını da böylece ekledi buraya. Çünkü ne anladığınız aynı şey gibi bir şey bu. Yani laiklik gibi bir şey. Kimin herkes savunuyor ama kim herkes kafasında düşündüğü kapsamıyla seslendiriyor. Ya kadere hayırlısı ve şerlisi Allah'tan olmak üzere dediğinizde şimdi oturup ne demek bu demeden duramıyorsunuz. Yani adam şöyle inanıyorsa namaz kılmasını bile, ibadet etmesini bile, iman etmesini bile Cenab-ı Hakk'ın takdiratından görüyor. İman etmeyenleri de Cenab-ı Hak onları da kader kapsamında görüyorsa bu böyle bir kader anlayışı bir defa Cenab-ı Hakk'ın istediği bir şey olmak şöyle dursun. Tamamen Kur'an'a ters insanın iradesini, Cenab-ı Hakk'ın çağrısını boşa çıkaran, imtihanı, sınanmayı, hepsini anlamsızlaştıran bir şeye dönüşüveriyor. Dolayısıyla böyle mutlak manada kadere hayırlısı ve şerlisi Allah'tandır biçiminde iman bu tartışılır bir şey ama müfessir böyle buracıkta hemen ekleyivermiş onu. Alel vecihi lezi umiru bihi, iman edecekler Allah'ın meleklerine ve emredilen her neye emredildilerse bunlara emredildiği biçimde iman edecekler. İlmen ve tasdikan, hem bilgi bakımından hem tasdik bakımından, yani ilim haline dönüştürecekler bunu, içselleştirecekler. Ve tasdikan, ve doğrulayacaklar, tasdik edecekler. Yanı sıra ve ikraran, ve ikrarda bulunacaklar bunu, içten içe gizlemeyip insanlarla paylaşacaklar. İman böyle gerçekleşmeli. Yani Cenab-ı Hakk'ın ayetteki ifadesini biraz böyle teorik ve şeyi yansıtan, itikadi şeyleri yansıtan, geçmişteki birikimleri yansıtan bir çerçevede müfessir sundu. وَعَمِلُوا, ve yanı sıra iman etmiş olanlar başka, وَعَمِلُوا, ve yapmış olanlar, işlemiş, eylem. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ve salih amelleri yapmış olanlar. Müfessir buna اَنَّشِئَةِ عَنِ الْاِيمَانِ, yani imandan neş'et eden, imandan ortaya çıkan, iman dolayısıyla sonuç olarak önümüze çıkan bir şey. İmandan kaynaklanan salih amelleri yapmış olanlar. Eğer iman dolayısıyla değilse, iman temelli değilse, iman olmasaydı da yapacağı türden bir şey ise veya iman dolayısıyla yapmamış ise bunu, bu Cenab-ı Hakk'ın ilgilendiği türden bir şey değil. İman dolayısıyla yapıyor ise bunu, bu Cenab-ı Hakk'ın ilgilendiği ve karşılığında ödül vaat ettiği bir şey. وَهَذَا يَشْمَلُ سَائِرَ الْمَأْمُورَاتِ. Mesela kırmızı ışıkta geldi, durdu. Niye durdun dediğinizde, ben durmalıyım ki başkalarının hayatını tehlikeye atmalıyım, başkaları da durmalı vesaire. Bunu böyle tahlil ediyorsa, bu iman dışı bir çerçevede bunu tahlil ediyor. Ama niye kırmızı ışıkta duruyorsun dendiğinde, başkalarının haklarına riayet etmeliyim. Çünkü Cenab-ı Hak, o da onlar da Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları. Ben onların hayatlarına kastedemem. Bundan men edildim. Rabbim bunun hesabını benden sorar. Ondan korktuğum için derse, bu imandan neşet eden bir amele dönüş veriyor. Aynı anda iki aynı eylem. Dolayısıyla iman temelli değilse, görünürde salih diye değerlendireceğimiz hiçbir amelin Allah katında kıymeti harbiyesi yok. Evet, Allah'a imanı yoktu ama çok iyi adamdı dediğimiz zaman son derece yanlış bir söz söylüyoruz. Çünkü iyilik, salih kimse oluvermek, olmak, bir sahibi olmak, bunlar iman temelli olursa olur. Yoksa iman yoksa Cenab-ı Hak فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, biz onlar için tartı martı, terazi merazi kurmayız diyor. Çünkü iman yoksa amellerin hepsi boştur, iptal edilmiştir, temelsizdir. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, eğer şirk koşar ve imanını kaldırırsan ortadan, Cenab-ı Hak diyor artık amellerin de iptal olur, darmadağın olur, hiçbir anlamı kalmaz, boş. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا diyor.
iman sahibi olmayanların amelleriyle ilgili olarak. Ve hâzâ, bu da yani salih ameller, yeşmelü sâiral me'murât, emredilen diğer şeyleri içine alır diyor müfessir. Min vâcibin ve mustahabbin, vâcip yani farz olan yahut müstehap olan Cenab-ı Hakk'ın özendirdiği, yapmasını salık verdiği, elçisi üzerinden örneklediği, اَلَّذ۪ي عَلَى الْقَلْبِ وَالَّذ۪ي عَلَى الْلِسَانِ, kalp üzerine düşen, lisan üzerine düşen, وَالَّذ۪ي عَلَى بَقِيَةِ الْجَوَارِحِ, yahut diğer azalarımızda yaptığımız her türlü eylem bu kabildendir. كُلُّنْ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ الْمُرَتَّبِ عَلَى ذَٰلِكَ بِحَسَبِ حَالِهِ وَمَقَامِهِ, hepsinin karşılığında Cenab-ı Hakk'ın ayarladığı, hesapladığı, koyduğu bir sevap vardır. Kişinin haline ve durumuna göre bu sevap karşılığını bulur. وَتَكْمِيلِهِ لِلْا۪يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِح۪ي, imanı kamil hale getirmesi, salih ameli güzelleştirmesi, hepsi kendi çerçevesi içerisinde bir yapı diyor müfessir. Yani imanla amel, salih amel ayrı ayrı anılsalar da burada birbirinden bağımsız şeyler değiller. İç içe şeyler. Biri diğerinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Biri diğerinin tezahürü olarak ortaya çıkıyor. İlki olmaksızın diğeri anlamını yitiriyor. Bu kadar birbirlerine lojik olarak bağlı bunlar. وَيَفُتُهُمَا رُتِّبَ عَلَى ذَٰلِكَ بِحَسَبِ مَا اَخَلَّ بِهِ مِنَ الْا۪يمَانِ نِي وَالْعَمَلِ. Ve aynı şekilde bir halel olduğunda, bir kusur, bir boşluk, bir eksiklik, bir kusur olduğunda aynı biçimde imandan da amelden de eksilmeler olur, kusurlu hale gelir. وَذَٰلِكَ بِحَسَبِ مَا عُلِمَ مِنْ حِكْمَةِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ. Bu hepsi Cenab-ı Hakk'ın hikmeti kapsamındadır. Yani hesap içerisindedir. وَرَحْمَتِهِ ve rahmeti kapsamındadır. Allah bunları kişiye özgü hem genel boyutlarıyla hem de kişiye göre ilgili görece boyutlarıyla ayrı ayrı değerlendirir. O kadar ki Hazreti Peygamber diyor ki, mesela ayet aklıma geldi. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ اُلَٰئِكَ اَعْضَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذ۪ينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. Aranızdan fetih öncesinde infak etmiş, harcama yapmış, savaşmış olanlarla, yani onların bu eylemleriyle aldıkları Allah katındaki karşılıklarıyla fetih sonrası bunu yapmış olanlar elbette ki bir değil. Yani وَكُلَّ مُعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى. Allah her iki gruba da güzelliğini vaat etmiş olsa da berikilerin kıymeti, yani ortam koşulları, esen rüzgar bile içinde bulunan ortam, kişinin göğüslediği karşı zorluklar veya her bir bireyin kendisine özgü zorluklar bile sonuca yansıyacak. Allah'ın hesabı öyle kabaca değil, yani kimi ayrıntıları denkleme dahil edemeyen türden böyle kaba bir şey değil. Herkesi en ince ayrıntısına kadar niyetine, pozisyonuna, durumuna göre ayrı ayrı hesap eden bir yapı kurmuş Cenab-ı Hak. O kadar ki ben bazen her birimizi ayrı ayrı binlerce sensörün, binlerce şeyin olduğu, binlerce parametrenin denetlendiği bir laboratuvarda gibi düşünüyorum. Yani herkes böyle ayrı ayrı ama her yönüyle şey altında, kendisinden veri toplanıyor. Neye niyet etti, neden niyet etti, bu niyetine etki eden hususlar neler? Kuvvetlendiriciler, zayıflatıcılar. Çünkü başka birisi aynı durumda aynı niyeti esen, arkasından esen rüzgar dolayısıyla yapmış olabilir. O rüzgar dolayısıyla gelen katkının çıkarılması lazım vesaire vesaire. Bunların hepsinin hesap dahilinde olduğunu Allah söylüyor. Vallahu yukaddiru leyle ven nehar. Allah geceyi de gündüzü de takdir eder. Yani gece ile yapılan amel ile onun tarifesiyle gündüz yapılan amelin tarifesini takdir eder, bilir, ayırt eder. وَهَذَا يَشْمَلُ dedi müfessir. Sonra ne dedi? وَيَفُتُهُ buraları da okuduk. Bunu anlattıklarımızın hepsi Cenab-ı Hakk'ın hikmeti kapsamında. El-Hakim olan Cenab-ı Hak hiçbir ayrıntıyı ıskalamaz. وَكَذَٰلِكَ وَعْدُهُ الصَّادِقِ الَّذ۪ي يُعْرَفُ. Mesela okuldayken diyelim yıllık ödev yapılırdı. Yapmışım bir şeyler. Düşüyorsun ki biraz daha üstüne gideyim. İşte dipnotlarla zenginleştireyim. Hatta kapağına, süsüne, bilmem neyine bir süre emek sarf ediyorsun. Sonra
okula geliyorsun, yanında oturan arkadaşın senin o emek sarf ettiğin yere kadar gelmemiş de yani %60'larda işte ana temel bazı şeyler yapmış falan. Şimdi sen bütün dikkatini hoca nasıl ölçecek? Bu farkı değerlendirecek mi diye buna bakıyorsun. Verdin ödevi, ona da geldi 8, sana da geldi 8. Bir dahakine ne süslersin kenarını, ne kapağını özenirsin. Anlarsın ki bu hocanın algıları öyle o kadar detayları ölçmüyor. Buradaki yani seçiciliği zayıf, ölçmesindeki değerlendirme bu kadar işte. Emeği görmemiş, takdir etmiyor. Ama Cenab-ı Hak diyor ki ben takdir ediyorum. Ben aradaki farkı biliyorum, aradaki farkı görüyorum. Hatta ben size şah damarınızdan daha yakınım. Bütün boyutlarıyla, niyet vesaire her boyutuyla ben size tanığım. Dolayısıyla bu hiçbir şeyin en ayrıntıdaki, en detaydaki hiçbir artının kul açısından zayi edilmeyeceğini. Vallahu la yudî'u ecrel muhsinin. Allah ve la ya'zubu an rabbike mithqalu zerratin fis semavati vel ard. وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Rabbinden miskali zerre bile ne göklerde ne yerde hiçbir şey şaşmaz, dikkatinden kaçmaz. Yani dikkatinden kaçmaz cümlesi bile kullarla ilgili olan bir cümledir. Cenab-ı Hak öyle dikkati bir yere odaklanmaz falan değil. Rabbinden gizli kalmaz. وَيَعْلَمُ مَا فِي الثَّرَى. Toprağın altındakini de bilir. Veya bunun en güzeli Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğüt verirken ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, khardal tanesi gibi bir habbe olsa, fetaku fi sahratin, bir koca kayanın içinde olsa, au fis semawati, yahut göklerde olsa, yani insan açısından erişilmezleri zorluyor Hazreti Lokman ifadesinde, ve la fil ard, yahut yerin dibinde olsa bile Allah onu zayi etmez, ye'ti bikallah, Allah onu senin önüne getirir, koyar diyor. O yüzden sen amel etmene bak, hepsi kayıt altında. Bunlar ameli salihlerle ilgili müfessirin bizi düşündürdüğü bu noktalar. وَكَذَٰلِكَ وَعْدُهُ الصَّادِقُ الَّذ۪ي يَعْرِفُ وَيَا يُعْرَفُ مِنْ تَتَبُّعَ كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. O sadık vaadi ki kitabının tetebbü edilmesiyle, yani tekrar tekrar okunup izlenmesiyle, incelenmesiyle öğrenilebilen ve bu husustaki yakinin gitgide arttığı bir düzey bu. Kitapla ilgili olan bir şey. Kitapla ilgilendikçe kişi bu vaadin sıdkına eriyor. Yakinen, daha yüksek düzeyde bir yakin elde ediyor. Uzak duranlar da, alakasız olanlar da uzaktan ne kadar kokusu varırsa, ne kadar ulaşırsa o kadar. Belki de o ilgisizlikleri dolayısıyla büsbütün nasipsizlikle de sonuçlanabilir. Kim Allah'ın elçisine, onun getirdiği mesaja, sünnetine, uygulamalarına ne kadar dikkat kesilirse, kitaba ne kadar odaklanırsa, Allah'ın vaadine de o kadar erer, o kadar anlar. Bunu Hazreti Peygamber'in şu hadisiyle birlikte düşünün. Kulun cennetten vardığı mertebesi, Kur'an'dan okuduğu en son ayettedir. Evet. Yani ben ona Kur'an'dan ulaşabildiği, varabildiği en son nokta neyse, çünkü kitap adeta onu yükseltiyor. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Kendilerine ilim verilenler, iman edenlerden, ilim verilenlerin derece derece yükselmesinden söz ediyor. Dolayısıyla kişiyi terakki eden, elde ettiği bu ilim, ne kadar ilim elde ediyorsa o kadar yükseliyor. Salt belli kelimeleri tekrar ederek, ne olduğunu bilmeksizin, geceleri bu uğurda heba ederek veya bir yerlere kapanıp bir yerlerin peşine takılarak, terakkiden söz etmiyor Kur'an da, ayetlerden, kitaptan ve ilimden bahsediyor. Hatta yakinen kişideki gerçek manada Rabb'e karşı saygının bile bu şekilde tecavür edeceğini. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Allah'tan ancak kulları arasında alim kimseler korkar, saygı duyar. Yani ilim kişide haşyeti uyandırır. Kişide Cenab-ı Hakk'a karşı saygıyı büyütür, genişletir, artırır. O yüzden Allah bize وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا'yı öğretiyor. De ki Rabbim benim ilmimi artır. Kurtta da hocam mezar kazarken yaralılar çok oldu. Bir mezara 4-5 yaralı çık koymalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar. Ya Resulallah
Hangisini örnek koyalım? Kur'an-ı Kerim'e en iyi bilenlerinden. Yani fazla olan. Evet, diyorsun mezardaki yeri bile. Kimde şey? Ayrıca. Daha şey oynayamam. Ve kul Rabbi zidni ilme. Evet, gelen bir heyette Hazreti Peygamber sormuş. Gidecekler artık, aralarından bir emir tayin edecek. Ne kadar Kur'an biliyorsun? Biri şu kadar diyor, öteki şu kadar diyor, öteki bu kadar diyor. Aralarından bir tane genç, normalde emir tayin edilmeyecek yani. Yaşı dolayısıyla, toy diyelim hadi. Sen ne biliyorsun demiş, o da ben Bakara'yı biliyorum demiş. Hazreti Peygamber teyit etmiş. Bakara'yı biliyor musun gerçekten? Biliyorum demiş. İzen fe ente emiruhum. O zaman sen onların emirisin demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Oradaki emir olmaya namzet artık. Kendisini buna ne dolayısıyla namzet görüyor? Göbeği dolayısıyla mı yoksa yaşı dolayısıyla mı? Bilemiyorum. Olan kimse demiş ki ben de isteseydim o kadarını öğrenirdim de yani hakkını veremem diye, değil mi? Öyle de. Hakkını veremem diye yani yavaş gidelim, birdenbire hızlı gitmeyelim diye gibi bir yorum var. Hazreti Peygamber de sen onu içine al demiş. Mis gibidir. Üstüne yatsan bile sağdan soldan güzel kokusu dışarı taşar. Yani yatsan bile derken yani amelin yatmak bile olsa ki yatmak amelsizlik gibi bir şeydir, dinginlik hali. Onun kokusu mis gibi yani dışarı taşar, şey yapar. Onun o tezini reddetmiş Hazreti Peygamber. Şeytani bir yaklaşım. Çok öğrenmiyorum ki yerine getiremem. Hiç öğrenme o zaman, hiç yerine getirme. Madem bu masumiyet getiriyorsa kişiye, en akıllı olan hiç öğrenmeyenler o zaman. Bilgiden büsbütün uzak duranlar. Cehalet mutluluktur deyip uzaklaşanlar. Bilgiden uzak kaçmak Kur'an'a göre en büyük suç. Cehl dediği Cenab-ı Hakk'ın, i'raz dediği. Kişinin kendisini bilgiye kapatması. Bir yol bilgiye çıkıyorsa oradan başka yere sapıyor. Yolun ucu bilgiye çıkıyor. Bilgi zahmetli, zorlu bir süreç. Uzaktan uzağa şöyle el sallayarak bu işi kapatsak. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ. Kenarından, kıyısından mümin, kenarından, kıyısından ibadet ehli. İçine girmeye, bu sürece dahil olmaya uzak duranlar. Hazreti Peygamber beğenmemiş onun tezini. İden fe ente emirum. Sen onların emirisin demiş. Benzer bir olay Hazreti Ömer döneminde yaşanmış. Hazreti Ömer peşi sıra kendisi Kudüs'e geldiğinde yanılmıyorsam bir adamın birini Mekke'ye, Medine'ye vali tayin etmiş. Belki Mekke'yedir. Bir bakıyor tayin ettiği adam da Kudüs'te. Ben seni diyor Mekke'ye diyor bırakmıştım diyor. Sen Mekke'yi kime bıraktın? O da bilmem kime bıraktım diyor. Hazreti Ömer pek hoşlanmıyor bundan. Yani ya o kişiden ya bunun bırakmasından. O da diyor ki ey müminlerin emiri, o Bakara suresini biliyor. Yani adamı mevaliden birisiymiş herhalde veya neyse. Yani niye onu azımsadın, niye küçümsedin der gibi o Bakara suresini biliyor. Ben böyle bir adam Mekke'nin başına bıraktım diye Hazreti Peygamber'in yaklaşımını yine o insanlarda görüyoruz. Kendi aralarındaki farkı bununla ölçmüşler. Allah'ın kitabına kim ne kadar vakıf, kim ne kadar bununla ilgili, kim ne kadar bununla alakalı. Şimdi sen hesap et ki yani mevcut içinde bulunduğumuz dünyada, içinde bulunduğumuz toplumda insanların durumunu işte buradan ölç ve biç. Kitabı olan ilgi yerlerde sürünüyor. Kitaba karşı, yaratıcının kitabına karşı olan ilgi ve alaka yani hiç beklendiği yerde değil. Hiç istendiği yerde değil. Çok düşük yerlerde. Hafızları bile, ezbere bilenleri bile bir kıymete haiz değiller yani. Bir rütbe bile değil onlar açısından. Bırak Bakara'yı ezbere bilmek. Bak, onlar gerçi sadece ezbere bilmek değil de bilmek olarak anlatıyorlar. Yani bilmek. Salt ezbere bilmek biraz kusurlu bilmeye göre. Cuma suresindeki Tevrat'ı yüklenenler. Evet. Evet. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.